Herkese merhaba dostlar. Farklı bir koydayız bugün. Tekneyi indirdik. Artık kışa giriyoruz. Hatta kışlık brandamızı da oda brandayı da taktık. Burası Çanak Koyu'nun bir sonraki koyu. Burası normalde çok kalabalık oluyor. Pek giremiyorduk biz. Hep tekne oluyordu. Bugün hiç kimse yok. Zaten buralar boşalmış değil mi? Herkes gitmiş. Çok güzel bir koy. Şimdi birazdan size göstereceğim nerede olduğumuzu. Hatta şöyle önce bir haritadan gösterelim. Şimdi şöyle açayım haritamızı. Evet. Şurası Çanak Koyu. Biz şu dipteyiz. Karacasöğüt'ten şuradan çıktık. Şöyle bir yol yaptık. Burasını çok beğenmedik biliyorsunuz. Daha önce de söylemiştik. Çok arı var. Dibi de güzel değil buranın. Biraz balçık gibi. Bulanık biraz su. Biz şuradayız şu anda. Şimdi size koyu göstereyim. Nasıl bir yerde olduğumuzu göstereyim. Evet, arı geldi. Şöyle. Arı da kameraya çıkmak istiyor inatla. Çekil. Şöyle. Şurada küçük bir kumsal var. Akşam, şimdi şu anda tekne Alarga'da da akşam şuradaki kayaya bağlayacağız. Şu büyük kayaya. Çünkü su soğuk, ben dalış yaparım belki, elbiseyi giyerim. O zaman gidip bağlayacağım. Şöyle dönüyor koy. Ama gördüğünüz gibi çok kapalı bir yer burası. Dalga almıyor. Balığı gördün mü şuradaki büyük balığı? Oo, kocaman. Bayağı çıktı girdi. Hava güzel, çok güzel bugün. Zaten ayarladık da çıktık. Şuraya da ağaca da bir ip bağlamışlar muhtemelen. Tarzanlar, marzanlar var buralarda. Biz de yapalım ya. O bak, yukarı kayaya, kayaya çıkacaksın, şuradaki kayaya. Oradan tutacaksın ipi. Yallah, ağaç kırılmazsa tabii. Tabii böyle şeyler yapmıyoruz değil mi canım biz? Yok. Ben yüksekten korkuyorum zaten, orası çok yüksek. Evet. Aa, evet. Onu söyleyeyim. Bu Action Cam yeni. Abimle Oytun bize hediye olarak gönderdi, sağ olsunlar. Bunu sokar mıyız suya? Bilmiyorum. Gerçi housing'i de var hani dalış yapmak için. Bu sene hiç dalış yapamadık bu arada. Tüplü dalış yapıp çekmek istiyorduk ama hiç fırsatı olmadı bir türlü. Tüpleri dolduramadık. İnşallah seneye yapıp su altında göstereceğiz size. Bu arada bu Action Cam hikayesiyle ilgili özellikle bir teşekkür etmek istiyorum. O kadar sıcak ve samimi mesajlar aldık ki sizden. Ben çok duygulandım açıkçası. Yani bu desteğiniz için, evet, küçük bir şey gibi gözüküyor ama benim için çok önemliydi. Manevi anlamı, değeri çok büyük. O yüzden çok teşekkür ederim herkese. Canımız bir tanemiz, benim kız kardeşim gibi sevdiğim Oytun'la Tolga'nın abisi, benim de canım abim. Onlar da bize üzülmemize dayanamayıp bir sürpriz yapıp bize hediye olarak getirdiler bizi ziyarete gelirken. Onlara da ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Yani şimdi yeni kameramızla ben böyle kuru alanda aman bana verme Tolga, ben ellemeyeyim onu Tolga diye diye böyle birazcık uzak kalmaya çalışıyorum. Çok mutlu. Sadece biz varız. Evet ya, şey. Hadi dalışa. Sezon güneş batacak. Ya. Hadi balık vurmamız hadi lazım. Allah. Evet, çantamızı açalım. 1-3 milim elbise. Biraz ters ışık bir takılıyor. Bir zıpkın. Şöyle. Oo, çok güzel. İki palet. Maske deme. Hayır. Ağırlık kemeri. Ağırlık kemeri yok. Şaka, bahçede kaldı.
Ağırlık var burada bir sürü. Ne yapacaksın canım? Ceplerine mi dolduracaksın? Boynuna mı asacaksın? İpe takalım. Ya saçmalama kuzen. Şimdi birazdan 2 dakikaya şey diyecek. 2 dakikaya. Ama her şeyde ben düşünüyorum. Tatlım sen niye bunları hatırlatmadın ki bana? Toga nasıl unuttuk ya? Bak 5 saniyeyi bulmadı yani. Beni her şeyi ben taşıyorum. Yazık. Ne yazık tabii. Nedir yani? Ne oldu şimdi? Hayal mi oldu? Ama biz balık getirdik ki. Hı? Ağırlık bir sürü var. Bir tane halatla bağlasam olur belki. Halat mı? Hmm. Ay olmaz öyle şey ya. Nasıl çözüm? En iptidai. Ağırlık kemeri. Ama güzel haber şu çantadan çıktı. Balık dizici. Evet. Neydi onun adı? Balık ipi. Balık dizici. Yani eksik olan tek şey aslında o. Makas yok. Makas. Bir tane normal makas var teknede. Onu verebilirim sana. Ver beyaz. Sağlayayım bir tarafım onda. Yani sen mutfak makasıyla kesiyordun ama. Dur ben onu bulayım sana. Ne tarafa gideceksin? Önce şuraya bir bakarım. O tarafa daha önce hiç bakmadık değil mi? Hep bu tarafa baktık. Şu çanağın öbür tarafına. Aslan tuttu. Çok özledim. Aslan balığı. Ama dikkat et. Makastan emin değilim. Şiş çıktı ama takılıyordu az kalsın. Girilmez mi diyorsun ya? O kadar da hazırlandım, girecektim ben. Hadi rastgele o zaman. Rastgele. Hoppa. O zaman ben de birazcık tekneyi toplayayım. Biraz denize gireyim. Kendime geleyim. Ondan sonra devam. Bu arada hala arılar var ya, şaka gibi. Yani kış geldi. Bunlar gitmedi. Biz Göcek'teki tekneye gittiğimizde orada şey öğrendik. Bir tane mum var. Daha henüz almadım. Yani bu sezon bitti artık diye. Bir çiçekten yapılıyor. O bitkinin ismini şu an hatırlayamıyorum. Bilenleriniz vardır illaki ama arı mumu diye yazınca hemen çıkıyor internete. Sarı, güzel kokulu. Efendim, şaka, yok artık. Dur ya, daha kapıyı açmamıştık. Balık yakaladı. O mumdan tavsiye ediyorum. Şey yaparım, bu videoyu montajlarken köşeye görüntüsünü bir de ya da açıklamalara alta ismini de yazarım. Bayağı işe yarıyor. Git gelmiyor yani şeyler. Arılar çok da güzel kokuyor.
Bugün aslan balığı çıktı sadece. 4 tane aslan balığı ama bize yeter zaten. Günlük şeyimizi karşılıyor. Akşam pişirip bunları yiyeceğiz. Aşın, ne yapıyorsun? Gün batımı keyfi yapıyoruz. Bugün çok çalıştık. Teknede çalıştık. Sonra ben balığa çıktım, balık avladım biraz. Ondan sonra şimdi de teknenin burnuna çıktık. Biraz keyif yapacağız. Değil mi? Evet. Güneşi de batıracağız ama buradan pek gözükmüyor tabii. Kararana kadar burada oturacağız muhtemelen. Ya şunun şöyle. Arkasından şuradan batıyor çünkü. Nereden? Hayır. Kuzucuğum, güneş hep bu taraftan, batıdan batıyor. Hadi ya, batıdan. Tamam işte, arkasında kalıyor. Yani baksana, şuradan girmedi mi güneş? Şunun arkası, evet evet, şuradan oradan, işte. Bu taraftan girdi. Ama gün doğumu çok güzeldi sabah. İşte onu karşıdan unutma, güneş yani. Batıdan batar. Batıdan batar. Doğudan da doğuyor tabii ihtimalle. Onun için öyle diyorlar herhalde. Herhalde. Çok akıllıca oldu. Evet. Değiştirmeyeyim. Ya bu arada böyle kalın giyindiğinize de bakmayın. Bugün hava çok güzel aslında ama biz biraz suda fazla kaldık. Çıkınca da böyle biraz üşüyor tabii insan. Yazın da üşüyorsun da. Güneş de batmış olduğu için üşütmemek adına böyle birazcık giyinmeyi tercih ettik. Yoksa hava gerçekten çok tatlı. Hatta evet, şu anda çok... yazın ben sudan çıkınca daha çok üşüyordum. Yani sıcaklık farkı çok olunca, su soğuk, dışarısı sıcak, daha bir farklı oluyor. Ya da girerken de o kadar zorlanmıyorum mesela şu anda. Muhtemelen ben sular... biraz zorlanıyorum ya, su o kadar ılık değil yani. Hadi be. Yazın 28 derece falan herhalde. Yani şimdi biraz serin. Kuzey Ege'de denize girmesi imkansız. Tabii ben biraz daha o tarafların çocuğu olduğum için Çanakkale, işte Trakya, Saros. Benim için evet. Soğuk su çok alışıldık bir şey yani, Ayvalık falan. Severim de soğuk suyu ama tabii uzun kalmak olunca keyifsiz oluyor. Görüşürüz sonra o zaman. Günaydın herkese. Sabah kalktık. Gece biraz dalgalı oldu. Şu an hava çok güzel. Hiç dalga kalmadı. Şöyle göstereyim. Bugün yine aynı koydayız ama ilerleyen vakitlerde çıkar mıyız bilmiyorum. Bu arada Esin Hanım çalışıyor. Merhaba Esin. Dur ya, bir dakika. Kahvemizi yaptık. Ben de şimdi işe oturacağım birazcık. Bu aralar biraz yoğun çalışıyoruz. Bir dakika anneciğim, seni bekledim. O acaba şunlara dikkat etmek lazım. Biraz değişik. Oo evet, bu biraz farklı bir kestanecik. Of çok tatlı. Şey galiba çıkıntıları var. Pütürcüklü bak. Nereliksiz farkındaysan. Ay. Galiba bu hani Kızıldeniz'den geldi dediğim uzunlar var ya. Evet, onların o uzunların kabuğu olabilir. Hiç bunlardan çıkmıyordu. Çok güzel. Oo, çok soğuk, soğuk geldim of, değil mi? Çok soğuk. Oy çok güzeller. Bir tane lambuka dolaşıyor teknenin etrafında. Üç tur attı. Of nasıl güzeldi. Bakalım bir deneme yapıyoruz. Yani elimizde çok onu tutacak malzeme yok ama lambuka çok yüzeye çabuk gelen bir balık. Ne? Kaşık taktın değil mi? Evet, o vardı, onu taktım. Aa, tekrar gelse de
tekrar çeksek. Kamera o sırada elimde değildi vallahi. Bakalım gelecek mi tekrar? Önce küçük balıklar ondan kaçarken zıplıyor. Peşine bir bakıyoruz, hop arkasından Lombuko. Çok da güzel bir balık. Bana hep böyle mistik hayvanları hatırlatıyor. Sanki böyle rengarenk ya. Böyle mitolojik. Hmm. Evet. Çok güzel renkleri var. Böyle akşam üstüne doğru işte saat böyle 4'e doğru falan suya girdiğimde dün de aynısı olmuştu. O çamla sığla ağacının kokusunun karışımı denize karışmış. Yani hmm. deniz suyundan alıyorum o kokuyu ki sığla kokusu muhteşemdir. Turunç yolunda da aynı şeyi hep yaşıyorum. Motorla çıkmıştık hatırlıyor musun? Hmm. Turunç yokuşunu. O zaman da demiştim. Aa bu ne kokusu, bu ne kokusu diye. Geldi, geldi. Geldi. Allah. Ay çok güzel ama gözükmüyor galiba. Günaydın. İkinci günün sabahındayız. Bir gün daha uzatacağız. 3 gün kalacağız galiba bu sefer. Tamam. O zaman. Esin hadi. Nereye? Halat sökmeye mi? Evet. Birazcık soğukmuş da. Su soğuk evet. Ben bu soğuklara, soğuk sulara girmiyorum. Evet. Tercih etmiyorum. Fransız dadıları onu böyle yetiştirmemişler. Nereye geliyorsun? Ya şunu takacağım. Bak üzerine bir lokma soğuk su sıçrayacak diye ödü kopuyor. Ama şu an çok yok çekime gir şey oldu. Ha bozdum çekimi. Nasıl güzel biliyor musun? Bak şu tarafta sancak tarafında kestane evet bayağı kestane ölüsü var. Neden ölüyorlar bilmiyorum ama mevsimi mi? Hiçbir fikrim yok. Yani. Bence su soğuk geliyor onlara herhalde. Kızıldeniz kestanesi. Oraya bir bakacağım. Sonra sökerim. Terlikleri neyse şimdi giyeceğiz mecburen tabii terlikleri. Sonra getir terlikleri bırak. Burası kristal var suyun içinde. Ya. O zaman sıcak bölge vardır kesin. Ya sanıyorum işte su kaynaklarını konuşuyor. Kesin tatlı su. Esin'cim bu ne? Geç kahvaltı. Geç kahvaltı maması. Oo, ne yapacaksın bunun içine? Biraz kavrasın mı? Yumurta kıracağım. Vallahi ama. O kesik bir de. Oo, neler kestin ki içine? Patates var sanki. Soğan var. Patates var ama bunun... Kırmızı biber. Evet ama bunun... Yeşil biber. Evet. Bunun şeyi... bunun sırrı... Şeyi. Yumurtayla biberin karışması. Yani o lezzet. Hmm. Hikaye. Ben biraz takviye olsun diye hani şey yaptım. Patatesi falan öyle koydum. Bu senin uydurma bir şey mi? Ha şu anda evet. Ya her zaman uydururum biliyorsun. Kalan malzeme neyse. Anlıyorum. Hangisi kötü oldu? Dur. Hiç olmadı. Oh kızım. Ay çok kötü. Şimdi hareket ettik. Şu koydan çıktık. Daha önce göstermiştim. Şimdi şu koya geçeceğiz. Tabii alışverişi Karaca Söğüt'ten şuradan yapacağız. Ondan sonra şu koya tekrar geleceğiz. Bu koyda bir gece daha konaklamayı planlıyoruz. Şurası da Çanak Koyu'nun girişi. Tam yanından geçiyoruz şu anda. Çok sakin bir denizi var. İç denizi yani. Ha, bak birkaç tane tekne var içeride. Evet. Ama çok keyifli bir denize girme şeyi yok. Yok denize girmek biraz. İçin değil. Orası da çok. Yani. Rahat edemiyor insan. Evet. Bulutlar ne kadar aşağı inmiş öyle ya. Enteresan. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama böyle aşağı inmişler bayağı denizin üstünde. Çok puslu değil mi baba? Puslu şey
ısı değişimi çok hızlı oldu. Zaten içeride de brandayı kapatmıştık gece yatarken. Hep bu yapmıştı. Sanırım gece ısı biraz düşmüş dışarıda. Biz hissetmedik ama. Bölgeler. Şu karşıda yanından geçerken daha önce göstermiş miydik galiba, hatırlamıyorum ama sarı bir direk var. Yani şurada gözüküyor ama bilmiyorum görüyor musunuz. Oradan itibaren galiba balık izni vardı değil mi? Tabii. Evet, oradan başlıyor. Şurada direk. Evet evet, sarı şurada. Burası çok sığ da dikkat etmeye çalışıyorum. Taşev var. Çok güzel ormanın içinde. Bir de şu burunda var. Harika bir şey. Yani inanılmaz bir manzaraya sahip evler. Burası girdiğimiz yer Karacasöğüt. Şu anda çok sakin tabii. Normalde burası böyle olmuyor. Çok fazla tekne oluyor, yelken oluyor. Bakın şuradan merdivenler iniyor denize. Ama orayı artık kullanmıyorlar. Taşev yukarıda ağaçların içinde. Yine şuradan taş bir merdiven yapmışlar daha önceden ama herhalde bir şey oldu. Kullanmıyorlar orayı da. Evet, şurada işte. İnanılmaz bir ev. Satılık mı ya bu? Satılık mı bu? Burası yelken okulu. Daha önce size çekip izletmiştik. Böyle minik 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 yaştaki çocuklarımıza yelken öğreten bir kulüp burası. Çok tatlı. Oo evet, bahçe çok güzel. Karacasöğüt'e girmiş durumdayız şu anda. Birazdan limana gireceğiz. Şu aradan giriyoruz. Ne alacağız? Su alacağız. Ekmek. Ekmek. Aa, o şeylerden bazlamalar. Ay hala şey çalışıyor. O klima. Hoş bulduk. Ekmeğimiz var galiba değil mi? Ha var. Bazlama ama bazlama yok. Yok. Sezon bitti diye mi getirmediniz? Onun ümidiyle koşturmuştum. Bazlama çok güzel oluyor ya. Ama bunlar bugünün ekmeği. Sabah geldi aslında. Evet tamam. Ama bugünse tamam. Tamam. Bir tane mi alacaksın canım? Bir tane alayım ya. Ha? İki mi alayım? Kahvaltı. Evet evet, iki alsa. Bir daha yanaşamayız. Birazcık boyatmış ya. Bakayım. Fena değil ya. Gideri var. Buz alacak mıyız? Buz gerçi bitmiş galiba. Sadece buz su var. Ha. Bunlar donuk mu? Bak bak şunlar. Ha, evet, onlardan alabiliriz aslında. İçine atarız buzlu. Tamam. Bir tane alalım. Ya da iki tane i̇ki alalım. İki tane alalım. Belki daha iyi bile korur yani. Of, buz gibi. Şey, sebze falan alacaksın mı? Yok, yeşil. Ay şunu torbaya koyacağım ya. Bunlar adettir herhalde. Roka mı aldın?
poşete koyacağım. Elim dondu. Sağ ol. Evet. Su alacağız ha. Beşlik. Bir tane beşlik. Giriş. O zaten oradan alırız. Tamam peki. Bir de şarapların fiyatlarıyla ilgili yardımcı olabilir misin bize? Bak Angora bizim içtiğimiz var. Ama etiket yok. İşte bir soracağım. Bu uygun olabilir. Hı hı. Tabii olmadı mı sıkıntı? Gelip gittikçe sorarsınız. Yani buradayız. Biz de bilmiyoruz şu anda. Yani işin durumuna bağlı. Buradaki işlerimizin bitmesine bağlı. Daha buradaki bu muhasebesel sayımlar daha bir sürü işimiz var. Doğru. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bak şimdi ne pişiriyoruz onu göstereyim. Evet efendim. Bir sokkanımız var. Ne aldık? Palamut almıştık. Onu getirdik ama boşuna getirmişiz. Eridiği için pişiriyoruz şu anda. Evet bu akşamki yemeğimiz bu. Bu arada dün akşam çekmeyi unutmuşuz ama 1 kiloluk lağız vurduk. Neredeyse 1 kiloydu. 1 kilo evet. 1 kilonun biraz üstündeydi. Tarttım ben onu. Evet, üçüncü gündeyiz. Değil mi? Evet, çok güzel. Keşke dördüncüye de uzatsak ama kediler. Aa, kedilerimiz çünkü ayarlamadık ya, evet. Yemini, suyunu. Suyunu yani ayarladık da mama şey, olarak mamaları, bilemiyoruz. Evet, mamaları... Bir kamera lazım bize artık o konuda değil mi? Alacağım. Evet canım. Göremiyoruz kamera çünkü. Var. Kedi ya da köpekler kalamıyor da kedi besleyenler belki bilir. Satılıyor aslında. AliExpress'te falan da var. Amazon'da evet, var. Da var. Kameradan buradan kendi sesini de gönderebiliyorsun ona ama çok şaşırıyorlar. Böyle baka kalıyorlar yani seslendiğinde. Ses var, görüntü yok. Evet, ama gene de ben gözlemlemeyi çok istiyorum tabii. Hani mama duruyor mu? Birbirlerine dalaştılar mı? Ne bileyim her şey yolunda mı diye insan görmek istiyor. Akümüz şu anda 12.5'i gösteriyor. Yine aküyle uğraşıyoruz. Sürekli gözümüz burada. Kaç olması gerekiyor peki? Onu da bir söylesene. Normalde 12.6'nın üstü kabul edilebilir değer. Onun altına düştükçe artık akü sıkıntı oluyor. Yalnız bu son zamanlarda şu ışığı başladı. Kullanıyoruz. Kapının üstüne benim taktığım ışık var bu. Akü biraz zorlamışız galiba. Çok hızlı doluyor, çok hızlı boşalıyor sanırım. Son onlarını yaşıyor. Kim, akü mü? Evet evet. Kesin. Işık mı zorlamış yani? Yok işte şey de zorluyor, ırgat da zorluyor. Ha, tek arada... başına 60 amper çok yeterli kalmadı. Altına mı yatak? Öne gideceğim ya elimden düşer falan diye. Üçüncü günden günaydın. Kalktık, kahvemizi içtik. Tekneyi bir toparladık. Yola çıkacağız. Evet. Doyamadık ama dönüyoruz artık. Vallahi o kadar güzel ki bugün de aynen keşke biraz daha kalsak mı falan. Ya en tatlı zamanları herhalde artık. Evet son. Evet. Çok sıcak değil. Teknede çok rahat kalıyorsun. Biraz deniz işte serin. Onun dışında çok rahat. Şu anda motorumuzu ısıtıyoruz birazcık. Sonra zinciri toplayıp demir alıp gideceğiz. Mesela yazın bu kadar uzun kalamamıştık. Çok bunaltıcı evet. Oluyor tabii sıcak. Çok biraz bunaltıcı oluyor. Aynen yani gündüz biraz zor geçiyor. Bu mevsimler daha iyi. Eylül'de çok çıkamadık tabii. Evet Eylül'de. Başka işler vardı. O yüzden çıkamadık. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Tekrardan. Bay bay. Bay bay.